bankacıları utandıran kar Bankalar 4 ayda karını %32 artırdı ama bankacılar göze batmaması için kar edemiyoruz diye sızlanıyor. Faiz lobisine savaş açmış iktidar da bu kar artışını destekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık faiz lobisiyle nasıl mücadele ettiklerini, Türkiye hazinesini yüz milyarlarca fazla faiz ödemekten kurtardıklarını övünerek anlatır. Hatta bu faiz lobisinin onu gezi olayları da dahil iktidardan düşürmeye çalıştığını iddia eder. Erdoğan'ın kafasında faiz lobisi olarak özel bir form var mı? Bunu bilmiyoruz ama dolaylı yoldan tasvir ettiği kesim doğrudan 1990'larda rantiye olarak adlandırılan bankalar. Onların patronları ve büyük mevduat sahibi dar sayıda kişiyi kapsıyor. Tabii buna yabancı yatırımcıyı da ekleyebiliriz. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra dönelim tekrar faiz lobisiyle mücadeleye. Türkiye'deki bankalar yılın ilk 4 ayına ilişkin verilerini dün açıkladı. Buna göre Ocak-Nisan döneminde net kar artışları %32.3 artışla 11 milyar liraya ulaşmış. Sanırım bu son yıllarda kumar dışında hiçbir sektörde gözlenmeyen bir kar artışı. Belki biraz da Amerika'da yeni yasallaşan medikal marihuana uyuşturucu sektörü yıllık böyle bir kar artışı sağlayabiliyor. Gelelim bu karın nasıl algılandığına. İktidar tarafından bakarsak sürpriz yok. Cumhurbaşkanının başdanışmanı Yiğit Bulut birkaç ay önce Türkiye'deki bankaların bu yıl %30'un üzerinde kar artışı sağlayacağını belirterek bu alandaki yabancı yatırımcıya yani sıcak paraya davetiye çıkarmıştı. Bulut'un bu açıklamasından birkaç gün sonra Erdoğan'ın yine... Faiz lobisiyle mücadeleye devam söylemi yaptığını da unutmayalım. Ama görüyoruz ki Yiğit Bulut'un tahminleri Erdoğan'ınkinden daha isabetli çıkmış. Bankalar yani Erdoğan'ın faiz lobisi olmakla suçladığı kesim rekor düzeyde kar artışı sağlamış. Astronomik kârlılığın bankalar açısından açıklanması ise kuşkusuz daha farklı. Kimse altın yumurtlayan tavuğun göze batmasını istemiyor. Özellikle de ülke genelinde bir düşük kârlılık, para kazanamama sorunu yaşanırken açıklanan kârları Utanç rakamları gibi saklamaya çalışıyor. Bu yüzden son bir haftada ard arda giden açıklamalar dikkat çekici. Önce AKP'nin bankacısı, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, karlılık çok kritik noktalara geldi, sürdüremiyoruz dedi. Mehmet Cengiz'e milyarlarca euroyu 4 yılı geri ödemesiz olarak kredi vermek sarsmış olabilir tabii bankayı. Ardından CHP kontrolündeki İş Bankası'nın Genel Müdürü Adnan Bali, "Banka patronları paralarını sermaye yerine mevduat olarak yatırsa daha çok kazanır. Bu olmaz." diye konuştu. Bali, bankasına cebinden para koyan herhangi bir patron olmadığını da unutmuş olsa gerek. Son olarak da dün Akbank'ın yönetim kurulu başkanı Suzan Sabancı bu kârlar ekonominin gücünün göstergesi kıskanmamalı diye açıklamalarda bulundu ki ona da ekonomide pek güçlü bir gidiş görülmediğini hatırlatmakta fayda var. Tabii bir bankacı çıkar da o karlar kağıt üzerinde batı kredileri yüzdürüyoruz böylece karlılık yüksek çıkıyor diye açıklama yaparsa tabii ki mantık ve rakamlar çerçevesinde değerlendirmeye alınır. Ama o da denizin bittiğini göstereceğinden çıkıp kimse dillendirmez diye düşünüyoruz. Özet olarak görüldüğü üzere ortada bizzat saray tarafından onaylanan, bankacıların bile tepki çekmesin diye saklamak zorunda kaldığı bir rantiye kârı var Türkiye'de. Meydanlarda Türkiye Türkiye diye bağırırken bayraklara basanlar gibi faiz lobisiyle mücadele ediyoruz diyenler dolanıyor ortalıkta, diyor Meydan gazetesindeki yazısında Oğuz Karamuk.